Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burak Tatari. Sözcü Televizyonu ve Voice of America Türkçe servislerinin birlikte hazırladığı, ortaklaşa hazırladıkları Dünyanın Sesi'yle karşınızdayız. Gerçekten de dünyanın dört bir noktasına bağlanacağımız bir yayın olacak. Beyrut'tan New York'a, Venezuela'dan İngiltere'ye kadar uzanacağız. Şimdi öne çıkan başlıklarla hemen sizin karşınıza çıkalım. Bu hafta neler konuşuldu? İşte en başta ABD'nin Florida eyaletini, güneyini vuran Milton kasırgası, yüzyılın en büyük kasırgası olarak adlandırılıyordu. Neyse ki denizden karaya vurduğunda etkisini biraz daha olsa yitirdi. Buna rağmen 17 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi ve 50 milyar dolarlık zarara yol açtı. Başka neler yaşandı bu hafta? Spor camiasında önemli bir hadise yaşandı. İşte o İspanyol tenisçi Nadal, bildiğiniz gibi 22 Grand Slam sahibi olan efsanevi tenisçi Davis Kupası'ndan sonra tenis kariyerine son vereceğini açıkladı. Ve bütün dünyanın gözü Lübnan'da ve aynı zamanda İsrail ile İran arasında olabilecek olası bir saldırıda. Bununla ilgili önemli bir haber çıktı bugün Amerika Birleşik Devletleri basınında. Ona göre 11 ve 12 Ekim Yom Kipur Bayramı, İsrail'in Yom Kipur Bayramı'nda İsrail İran'a misillemeyi yapabilir. Şimdi size hemen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a götürelim. Voice of America Beyrut muhabiri Hediye Levent bizlerle. Hediye, hoş geldin. Geçen hafta yapamadığımız bağlantıyı şimdi neyse ki yapabiliyoruz. Öncelikle iyi misiniz ve şu an cumartesi akşamı itibariyle Türkiye saatiyle 18.30 itibariyle orada Lübnan'da nasıl bir hava, nasıl bir atmosfer var? Evet Burak, açıkçası hem Beyrut'ta hem de Lübnan'ın genelinde, Güney Lübnan'da da önceki günlere nispeten havanın biraz daha sakin olduğunu söyleyebiliriz. Yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları oldukça azalmış durumda. Diğer taraftan Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarında ise saldırıları devam ediyor. İsrail şimdiye kadar bugün gün içinde Hizbullah tarafından atılan yaklaşık 30 füze olduğuna dair bir duyuru yaptı. Diğer taraftan elbette ki Lübnan oldukça gergin ve tedirgin. Çünkü sadece 2-3 hafta içinde 1 milyon 200 bine yakın insan evsiz kaldı. Ve çok ağır bir insani trajedi yaşanıyor burada. Lübnan hükümetinin ekonomik olarak zaten batmış olduğunu daha önceki yayınlarda da aktarmıştık. Dolayısıyla uluslararası toplum, yabancı yardım kuruluşları, yerel bir takım gönüllüler, iş çevreleri vesaire el ele tutup, el ele verip bir şekilde bu insanlara destek olmaya çalışıyor. Ancak herkesin gözü kulağı bir ateşkeste, bir uzlaşma anlaşmasında. Bu çerçevede dün akşam saatlerinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati tarafından yapılan bir basın açıklaması vardı. Bu oldukça bir basın, önemli bir basın açıklamasıydı. Zaten bugün havanın önceki günlere nispeten sakin olmasının sebebi de bu basın açıklaması diye düşünüyorum ben de. Necip Mikati bu basın açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamayı kabul ettiklerini ya da uygulanmasına karar verdiklerini, uluslararası toplumunda bu kararın uygulanması konusunda destek vermesi gerektiğini söyledi. Neydi 1701 sayılı karar? Hizbullah'ın silahlarıyla birlikte Litani Nehri'nin güneyine çekilmesi yönündeydi. Ama bu kararın devamında Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi bir takım maddeler de var. Dolayısıyla Hizbullah bu kararı kabul etmeye henüz yanaşmıyor gibi görünüyor. Diğer taraftan Lübnan Başbakanı'nın dün akşam yaptığı bu açıklamanın ardından bugün İran'dan üst düzey bir isim başkent Beyrut'u ziyaret etti. Ve elbette ki bu ziyaret de oldukça önemliydi. Çünkü bildiğimiz gibi İsrail eğer İran uçağı Lübnan hava sahasına girerse vururuz demişti. Ve Lübnan Yüksek Şura Konseyi Başkanı Beyrut'a geldi. Hizbullah'a destek vereceklerini, desteklerinin devam edeceğini söyledi. İsrail'e de vurma yönünde tehdit ettiniz ama ona rağmen biz buradayız dedi. Bütün bunları toparlayacak olursak eğer, evet Lübnan'da hava biraz daha sakin nispeten ama bugün senin de az önce belirttiğin gibi Yom Kipur. Dolayısıyla gecenin geç saatlerinde yeni saldırılar gelebileceğine dair korkular, tedirginlikler var. Uluslararası girişimler devam ediyor. Bu çerçevede Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine çekilmesi öngörülüyor ama Hizbullah henüz kabul etmiş değil. Diğer taraftan insani trajedi bütün ağırlığıyla devam ediyor. Ancak son bir nokta olarak şunu da aktarmamız gerekiyor. Henüz İsrail'de bir ateşkes süreci ya da girişimlere devam ediyor. En azından saldırıyı hafifleteyim diye bir yaklaşıma sahip değil gibi görünüyor.
Çünkü İsrail 1978 yılında Lübnan-İsrail sınırındaki süreci takip etmek üzere kurulan Birleşmiş Milletler'e bağlı barış gücü UNIFIL'i hedef almaya başladı. UNIFIL'in İsrail saldırılarına hedef olan 5. askerinin de birkaç saat önce hastaneye kaldırıldığı yönünde bilgiler geliyor. Bu çerçevede evet uluslararası girişimler sürüyor ateşkes için ama aynı zamanda İsrail'in Güney Lübnan'ı insansızlaştırmak ve UNIFIL'i oradan çıkmaya zorlamak için de baskısı devam ediyor diyebiliriz. Şimdi izleyicilerle paylaşıyoruz. Bir yandan kara harekatını sürdürürken bir yandan hava saldırılarıyla özellikle de Beyrut'u hedef alıyor. Şunu sormak istiyorum. İzlenimlerini merak ediyoruz aslında. Lübnanlıların özellikle de Beyrutluların suya, gıdaya, internete erişimleri nasıl ve özellikle sokaklardaki güvenlik ne durumda şu an? Açıkçası Lübnan ordusunun kontrolündeki bölgelerde inanılmaz bir insan ve araç trafiği var. Hala sokaklarda, parklarda, yol kenarlarında derme çatma çadırlar kurmuş yaşayan binlerce insan var. Göçmenler, 1.200.000'e yakın göçmenden bahsediyoruz. Bunun birkaç yüz bini Suriye'ye geçti ama Beyrut içinde Lübnan ordusunun kontrolündeki bölgeye dağılanların açıkçası su, temiz tuvalet, temiz banyo vesaire, düzenli yiyecek gibi ihtiyaçları ne yazık ki düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde henüz karşılanamıyor. Çünkü çok büyük bir akın, insan akını söz konusuydu ve çok kısa bir sürede gerçekleşti bu. Dolayısıyla hala organizasyon tam olarak sağlanabilmiş değil. Ancak onun dışında Lübnan ordusunun kontrolündeki bölgelerde elektrik, su, internet ya da işte günlük hayat, bir takım yiyeceklere vesaireye ulaşma konusunda henüz çarpıcı bir değişiklik söz konusu değil. Bunlar temin edilebiliyor. Hediye Levent, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Voice of America Beyrut muhabiri Hediye Levent'ten izlenimlerini aldık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. New York'a uzanacağız. Voice of America New York muhabiri Mehmet Sümer bizlerle. Mehmet Sümer, hoş geldin. Merhabalar Burak, iyi yayınlar. Şimdi olası bir saldırıya kilitlendik. Amerikan basının iddiasıydı. Aynı zamanda da geride bıraktığımız haftada yapılan en önemli görüşmelerden biri. Özellikle de İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyaretinin bizzat Netanyahu tarafından iptal edilmesinin ardından bir telefon görüşmesi ve ABD Başkanı Biden'la İsrail Başbakanı Netanyahu görüştü. O görüşmede Kamala Harris'in de, Demokratların başkan adayı ve şu anki hali hazırdaki başkan yardımcısı Kamala Harris'in de bizzat bulunduğunu biliyoruz. Şimdi burada mutabakata yakın olduğu yönünde de haberler alındı. Yom Kipur bayramında saldırı olabileceği konuşulurken hem Amerikan basında yer alan iddialar hem de Amerika'daki genel hava, Biden yönetiminin olası İran saldırısına yaklaşımını bize anlatır mısın? Şunu söyleyelim, Amerikan medyasında son zamanlarda, artık son günlerde, son haftalarda konuşulan şey, Amerikan yönetimi de İsrail'in, yani Netanyahu yönetiminin ne yapacağını net olarak artık bilmiyor. Yani bu yönde yorumlar var. Örneğin mesela Yom Kipur'da bir saldırı olacak mı, olmayacak mı? Amerikalı yetkililer, Amerikan medyasına isminin açıklanmasını istemeden konuşan yetkililer bile diyorlar ki, yani bunu bilmiyoruz çünkü İsrail bu bilgiyi artık Amerika ile paylaşmıyor. Hatta öyle bir noktaya gelinmiş durumda ki Amerika, hatırlayacak olursan Eylül ayının ortalarında düzenlenen, yani bundan yaklaşık 20-25 gün kadar öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında bile 21 günlük bir ateşkes sağlanabilmesi için çağrıda bulunuyordu. Amerikan yönetiminin sürekli çağrıları vardı ateşkesle ilgili. Artık o çağrılar da kesilmiş durumda. Genel olarak yapılan yorumlar, Amerikan yönetimi şu aşamada İsrail'in tam olarak ne zaman hangi adımı atacağını bilmiyor. İsrail bu bilgileri paylaşmıyor. Hatta Netanyahu ile Biden arasında yapılan görüşmede bile detaylara girilmedi. Örneğin Yom Kipur'da bir saldırı olacak mı, olmayacak mı, bu bilinmiyor Amerikan yönetimi tarafından. Yalnız Amerikan yönetiminin şöyle bir şeyi var İsrail yönetiminden, hani sızan bilgilerden öğrendiğimiz kadarıyla. Amerika, İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısında petrol tesislerinin, nükleer tesislerinin hedef alınmamasını istiyor. Onun yerine yapılacak olan bir saldırıda, olası bir saldırıda İran'ın askeri hedeflerinin sadece vurulmasını istiyor. Bunun tabii farklı nedenleri var. Nedenlerden bir tanesi de özellikle petrol tesislerinin hedef alınması.
tüm dünyada petrol fiyatlarının bir anda çok yüksek bir şekilde fırlaması anlamına gelecek. Bu Amerikan ekonomisini de olumsuz etkileyecek bir gelişme ki özellikle seçimlere bir aydan kısa bir süre kala ekonomide yaşanacak kötü bir dalgalanma hem Kamala Harris'e hem Biden yönetimini zorda bırakacak etkenlerden biri. Dolayısıyla özellikle ekonomik etki olacak bir saldırının olmasını kesinlikle istemiyor Amerikan yönetimi. Yine benzer şekilde Amerikan yönetiminin İsrail'e yönelik olarak, Netanyahu'ya yönelik olarak çerçeveyi daha da fazla, yani savaşı daha da fazla genişletmemesi çağrısı var. Ama genel olarak Amerikan medyasındaki yorumlara baktığımız zaman aynı zamanda Amerikan yönetiminin şu anda biraz da sessiz kalmasını, yani hani bir nevi geri adım atmış olmasını, özellikle Hizbullah'ın güçsüzleştirilmesi ve hatta mümkünse Lübnan'da da Hizbullah'ın ortadan kaldırılması, siyasi güç olarak da hatta ortadan kaldırılması ve dolayısıyla siyasi olarak da Lübnan'ın önünün açılması, açılacağı şeklinde gördüğü yorumları yapılıyor Amerika'nın. Hani biraz da o nedenle Amerikan yönetiminin şu anda sessiz kaldığı yorumları var Burak. Şimdi zamanımızı verimli kullanabiliriz. Eylem Tok davasında da konuşmaya zamanımız neyse ki iyi ki kaldı. Hı hı. Bu hafta içinde önemliydi. Boston'da görülen davayı sen de yerinden evet takip eden çok az sayıda Türk gazeteciden biriydin. Daha o gece sıcağı sıcağına konuştuğumuzda aslında senin ilginç izlenimlerin vardı. Özellikle de hakimin bir önceki duruşmadan daha farklı bir noktaya geldiği yönündeki evet izlenimlerini bizle paylaşır mısın? Şimdi bugüne kadar bütün duruşmaları takip ettim ben, Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un duruşmalarını. Dolayısıyla hakimin tavrını da, savcının ve savunma avukatlarının tavırlarını da gözlemleme şansım oldu. Savcının bugüne kadarki bütün taleplerine, yani serbest bırakılmasınlar hem Timur Cihan Timur için hem Eylem Tok için, serbest bırakılmasınlar, bırakılırsa buradan da kaçarlar şeklindeki tüm taleplerini, yine benzer şekilde Timur Cihan Timur'un kaldığı yerin değiştirilmesiyle ilgili taleplerine yönelik olarak savcının savunduğu karşı tezlerin tamamına hep destek verdiğini, sözlü olarak mahkeme salonunda da hakimin destek verdiğini gördüm. Ama bu son duruşmada hakim özellikle Türkiye ile Amerika'nın arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına özellikle vurgu yaptı ve en son, hatta salondan çıkmadan önce kurduğu bir cümle dikkat çekici geldi bana açıkçası. Çünkü Eylem Tok'un şu an Türkiye'de ceza almamış olduğunu, ceza almış birisi olmadığını söyledi savcıya. Bu önemli. Çünkü neden önemli? Eylem Tok avukatları bütün duruşma boyunca hep şu savunmayı yaptılar son duruşmada. Dediler ki bakın, Eylem Tok şu anda bir şüpheli, suçlu değil. Hakkında hazırlanmış bir iddianame dahi yok Türkiye'de. Dolayısıyla anlaşma, Amerika ile Türkiye'nin arasındaki suçluların iadesi anlaşması bir yıldan fazla hapis cezası almış birinin iade edilmesini öngörüyor. Oysa Eylem Tok bir şüpheli sınıfında şu anda. Dolayısıyla iade edilmesi gerekmiyor tezini savundular. Hakimin de açıkçası burada biz bir ceza yargılaması yapmıyoruz. Bunu yapmaya yetkimiz de yok. Zaten bu bir iade davası ve biz Amerika ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasının koşullarına bakmak durumundayız şeklinde bir yaklaşımı vardı. Ve dediğim gibi son olarak da özellikle Eylem Tok şu anda Türkiye'de ceza almış değil ifadesi benim dikkatimi çekti. Çok uzun bir duruşma oldu. 1 saat 40 dakika sürdü. Bugüne kadarki en uzun duruşması oldu Eylem Tok ve Timur Cihan Timur açısından. Çok fazla şey konuşuldu. Eylem Tok'un avukatları Türkiye'deki davaya ilişkin olarak Türkiye'de yaşanan duruma ilişkin, kaza gecesine ilişkin birçok detaya girdiler. Hakim bunların üzerine aslında karar vermesini bekliyorduk. Hakim bunların üzerine dedi ki çok fazla şey konuştuk, çok fazla şey anlattınız. Hem savcı hem de Eylem Tok'un avukatları 8 sayfayı aşmamak kaydıyla bana bir hafta içerisinde bugün konuşulanları ve son savunmanızı özet halinde göndermenizi bekliyorum dedi. Ardından da karar verecek. Yani bu hafta bir karar çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca bir dipnot olarak hemen şunu da söyleyeyim. Bu hafta 15 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle saat 18'de bu kez Timur Cihan Timur hakim karşısına çıkacak. Onun iade davası görülecek.
Onun iade davası dışında ayrıca kaldığı yerdeki koşullarla ilgili hatırlayacak olursan dayak yemişti. 3 kişi tarafından dövülmüştü kaldığı hapishanede. O tarihten bu yana psikolojisinin bozulduğu, sağlığının bozulduğu, aynı zamanda kendisini güvende hissetmediğine dair çok sayıda başvurular yapıldı. Kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması üzerine. Ancak hakim yaklaşık bir 10 gün kadar, 15 gün kadar önce verdiği bir ara kararda 28 sayfalık gerekçeli bir karar açıkladı. Timur Cihan Timur'un aynı yerde kalması gerektiğine hükmetti. Şimdi bakalım 15 Ekim'de hakim karşısına çıktığında Timur Cihan Timur'la ilgili bir karar verecek mi? En azından bir şartlı tahliyesi kararını kabul edecek mi? Onları hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi bir haftalık bir süre vermişti. Bu hafta içerisinde o bir haftalık süre dolacak. Eylem Tok'un savunması için verilen süre. Dolayısıyla Eylem Tok'la ilgili karar bu hafta açıklanabilir mahkeme başkanı tarafından. Kritik bir hafta olacak. Mehmet Sümer, teşekkür ederim. Sen de çok yoğun bir Eylül ve Ekim ayı geçiriyorsun gerçekten. Erdoğan evet. New York ziyareti, BM Genel Kurulu, ardından Eric Adams davası ki orada da gelişmeler var. Haftalar geçtikçe izleyicilerle evet. paylaşacağız. Eylem Tok davası ve devamında gerçekten oğlunun da yargılanacak olması. Kolaylıklar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi yayınlar. Şimdi Londra'ya götüreceğiz. İngiltere'nin başkenti Londra'ya götüreceğiz sizi. Çünkü eski başbakan Boris Johnson Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim. Boris Johnson bir kitap kaleme aldı ve o kitap yayınlandı. Barış Çimen bizlerle, Voice of America Londra muhabiri. Barış Çimen, hoş geldin. Merhaba Burak. Şimdi bizi ilgilendiren kısmını tabii ki en çok merak ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la inişli çıkışlı bir ilişkileri olmuştu döneminde, başbakanlığı döneminde. Neler kaleme aldı, nelerden bahsetti ve kitabın genel havası nasıl diye sana sorayım. Evet Burak, Erdoğan adı kitapta 5 yerde geçiyor. 10. sayfada mesela bu bölümün başlığı Örümcek Kadının Laneti. Bu başlığın altında Brexit sürecinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı o süreçte Johnson, Erdoğan dahil Afganistan, İran, Ruanda, Mısır liderleriyle toplantı yaptım diyor. Hatta Trump'la da görüşmüş. Neden? Çünkü Avrupa Birliği ile ayrılınca bir ticari hacim eksikliği oluşacak. Görüştüğü ülkelerde Mısır, Ruanda, Afganistan, İran, Türkiye, bir de Trump, Amerika ve normalde kıta Avrupa'ya, İngiltere adasının uzaklığı 33 kilometre, geri kalanında seyirciler hesaplasınlar. O kadar uzak ülkelerle ticari anlaşmayı Avrupa Birliği'nin yerine koyuyor. Çok eleştiri alacak satırlardan olduğu için. Evet, Erdoğan burada geçiyor. Erdoğan'la görüşmüş Brexit öncesinden. Hatta o görüşmelerden aldığı cesaretle Brexit doğru karar diye ilerlemeye karar vermiş. Kimdi Johnson? Seyircilerimiz hatırlamak isteyebilirler. Johnson çok tanıdık biri. Çok haberini yaptık daha önce. Osmanlı kökenli biri. Evet, büyük dedesi Osmanlı'nın son dahiliye ve hariciye nazırı Ali Kemal. O da gazeteci, Johnson da eski gazetecisidir. Demek ki dedesine çekmiş diyebiliriz. Çankırı Kalfatlı'dır. Osmanlı dönemi olduğu için soyadı yok. Sarı olan giller diye anılır, hala da bilinir. Zaten ekrana bakanlar neden o isimle anıldıklarını ailenin anlamışlardır. Evet, sayfa 310'a geçince orada da küresele devam başlığını atmış. Burada iki yerde Erdoğan adı geçiyor ki kitapta en uzun, hani en böyle adam akıllı Erdoğan ve Türkiye'nin anıldığı yerler diyebiliriz. Diyor ki kim ne derse desin Erdoğan hükümeti bence doğru ve biz Avrupa'da Türklerin diyor en büyük destekçisi olduk diyor. Devam ediyor. Hiç tereddütsüz Osmanlı geçmişimin gerektirdiği gibi davrandım diyor. Orada kendisini de övüyor. Zamanında biz de Osmanlıydık. Demek ki bir şeyler yapmamız gerekiyormuş gibi ifade etmiş. Erdoğan'la çok uzun bir liste halinde ortak projelerimiz oldu diyor. Savaş uçağından savaş gemisine. Türkiye'nin son derece önemli bir ülke olduğundan bahsediyor. Çünkü Suriye Savaşı'nda ön cephede yer aldığı için diyor. Ve göçmen akınını bir kahraman gibi hallettiği için. Libya, hatta Türkiye'nin Libya'ya, Somali'ye, Irak'a asker göndererek Osmanlı dış politikasından geri kalmayan bir dış politika izlediği. Barış Çimen, müsaadenle şunu ekleyeceğim, devam edeceğiz. Türk televizyonlarında ilk kez Boris Johnson'ın yazdığı kitap ve Erdoğan'dan nasıl bahsettiğini şu an izleyicilerle paylaşıyoruz. Bunun altını çizmek istedim, sözü tekrar sana bırakayım. Evet Burak, bu görevi
Başta çalıştığım kurum, sonra da siz verdiniz. 730 sayfalık bir kitap bu. Çok kalın, tuğla gibi de yazmış. Yazdığı kitaplardan sonuncusu. Adı Unleashed. Yani kitabın adı Unleashed. Yani ne demek diye sorunca, mesela köpeklerden bahsediyorsak tasmasını koparan, hani zincirini kıran, tasmasını koparan o demek. Şimdi evet, Osmanlı dış politikasını övüyor dedik. Somali'ye, Libya'ya asker göndererek, Irak'a asker göndererek. Sonra diyor Mogadişu Havalimanı'na indiğimde diyor, oranın Amerikalılar ya da Çinliler, o havalimanının Çinliler tarafından değil de Türkler tarafından yapıldığını öğrenince diyor, hayret ettim diyor. Gerçekten onlar bizim NATO müttefikimiz. Mogadişu neresi? Somali'nin başkenti. Onlar bizim NATO müttefikimiz. Karadeniz girişini kontrol ediyorlar. Ukrayna Savaşı'nda çok önemli bir yerdeler diye Türkleri burada övmüş. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı övmüş. Türklere ihtiyacımız var diyor. İlişkilerdeki başarıyı şimdiki MI6 başkanı, yani James Bond'un patronu vardır ya filmdeki, o gerçekten de var öyle birisi. M olarak bildiğiniz şimdiki, filmlerdeki M karakteri. M harfi, evet, İngilizce M okunuyor. M diye anılır. Şimdiki MI6 başkanı da Türkiye'nin eski Ankara, İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore. Seyircilerimiz hatırlarlar, özellikle Beşiktaşlı olanlar. Richard Moore, evet. Richard Moore çok iyi Türkçe konuşur, çok iyi Türkçe yazar. Yaptığı esprili tweetlerle Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir büyükelçidir gerçekten. Mesela ne olacak bu Beşiktaş'ın hali falan diye sataşmalara Twitter'dan, biz İngiliz derin devleti olarak ayarlayacağız bir şeyler falan diye cevap veren biri Richard Moore. Bu arada evet, o da şu anda MI6'in başkanı. Barışçı, onunla ilgili bir espri 700, yapmış. 700 sayfadan uzun olduğu için kitap, aslında burada çok daha uzun konuşmak isterdik. Bir toparlamanı rica edelim çünkü iki yere daha uzanacağız. Okey, hemen hızlandırıyorum. 702. sayfada kavurucu bir yaz başlığı altında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başlıklı NATO görüşmelerinde yine Türkiye'ye gelmiş konu. Çünkü konu niye? Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için başvuruda bulunuyor. Ve 2022'de Madrid'de yapılan bu konuyla ilgili zirvede Johnson, Erdoğan'ın yanında oturduğunu ve Erdoğan'ın bu iki yeni başvuruyu kabul etme konusunda tereddütlerinin azaldığını hissediyordum diyor. Öyle bir şey yapmış. Ve 1914'te Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı'nın İngiltere'ye sipariş verdiği iki savaş gemisini Churchill'ın nasıl iptal ettiğini ve halbuki diyor Türkler epey de para vermişti şeklinde anıyor. Bir de Afganistan'dan çekilme sürecini ele almış. Orada da geçiyor Türklerin adı. Amerika artık Afganistan'dan kuvvetlerini çekme kararı aldığı zaman diyor, geri kalan NATO müttefiklerinin hiçbiri diyor orada tutunamazdı. Biz de tutunamazdık. Diğerleri hatta diyor, hatta yani kimse tutunamazdı. Bu konuda çok hevesli ve delicesine ihtiraslı olan Türkler dahi tutunamazdı diyor. Evet, gerçekten şöyle bir bakınca İngiltere eski başbakanının Erdoğan ve Türkiye hakkındaki sözleri hani insanın gururunu okşamıyor değil ama kitabın tamamını okuyunca, hele artık kitapla ilgili yorumlar İngiltere 2 gün oldu daha çıkalı. İngiltere basınında da yer almaya başlayınca o yorumları yapanın Johnson olması birazcık düşündürücü gelmiyor değil Burak. Barışçı, ben çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Londra'dan Los Angeles'a uzanacağız. Çıdam Yücel'e uzanacağız. ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin konuştuğu dava, rapçi Diddy davasında yeni gelişmeler var. Önümüzdeki yılın 2025'in Mayıs'ına kadar tutuklu kalabilir. Çıdam, söz sende. Evet Burak, kısaca toparlayalım. Amerikan rap müzik sanatçısı ve müzik yapımcısı P. Diddy, yani Sean Combs, 16 Eylül'de New York'ta bir otelde tutuklanmıştı. Biz hemen sonrasında aslında seninle konuşmuştuk, ne olacak, ne bitecek diye. İşte son 3 haftada neler oldu kısaca hemen özetleyelim. Davanın hakimi 3 kez değişti. Diddy'nin avukatları da 3 kez kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmuşlardı. Her bir hakim de bu talebi reddetti. Bu haftada kanıtların görüşüldüğü bir ön duruşma yapıldı. Diddy belki Amerikan filmlerinden hatırlarız. Turuncu mahkum tulumuyla getirildi mahkeme salonuna. Ve ailesi, annesi, çocukları da mahkeme salonunda hazır bulunmuşlardı. Tüm bu olayların fitilini ateşleyen Cassie Ventura, biliyorsunuz Diddy'nin eski kız arkadaşı, Mayıs ayında bir görüntü kamuoyuyla paylaşılmıştı. Diddy'nin Cassie Ventura'yı darp ettiği görüntüler. İşte bu görüntülerin
hükümet tarafından servis edildiğini savundu. Didi'nin avukatları savcılıksa bu iddiaları temelsiz bulduğunu belirtti duruşma salonunda. Yine Didi'nin avukatlarının mahkemenin takvimine göre Nisan veya Mayıs ayında duruşmanın yapılmasına yönelik talepleri vardı. Ve bu talepler doğrultusunda da senin de az önce söylediğin gibi 5 Mayıs 2025'te yapılacak ilk duruşma yargılama süreci başlayacak ve 3 hafta kadar sürmesi bekleniyor. Eğer Didi suçsuz bulunursa Haziran ayı başında tahliye edilebilecek. Eğer suçlu bulunursa da en az 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor. Yani bu süreye kadar da Didi hapishanede kalacak. New York'ta federal bir hapishanede tutuklu bulunuyor. Mayıs ayına kadar daha Çıdan çok Çıdan Yücel, son sözleri rica edeyim lütfen. Son sözleri. Mayıs ayına kadar daha çok uzun bir süre var biliyorsun. Neler değişir tanıklar, kanıtlar hep birlikte göreceğiz Burak. Çok teşekkürler. Şimdi Amerika kıtasında kalacağız ama güneye gideceğiz. Venezuela'ya, Caracas'a gideceğiz. Voice of America Caracas muhabiri Mustafa Özdemir bizlerle. Mustafa merhaba, hoş geldin. Şimdi en merak edilen soru, izleyicilerimiz de kulaklarını kabartacaklar. Venezuela bir yılda %129'luk enflasyonu nasıl %25'lere düşürdü? Evet, Mustafa Özdemir eğer bizi duyarsa tekrardan bağlantımızı yapacağız. Şimdi bir toparlayalım bu programda konuştuklarımızı. Öncelikle de Beyrut'la başladık, Lübnan'la başladık. Hediye Levent, Voice of America Beyrut muhabiri. Son gelişmeleri konuştuk. Bugün Yom Kipur Bayramı İsrail'de. Bu sebeple özellikle Beyrut'a yönelik saldırıların artabileceğini ama göreceli nispeten diğer akşamlarla karşılaştırıldığında daha sakin bir akşam yaşandığını bizlere aktardı. Ama öte yandan ABD basında yer alan bazı iddialar vardı Yom Kipur Bayramı'nda. Bu gece itibariyle acaba İsrail İran'a beklenen misillemeyi yapacak mı? Veya Biden yönetimi bununla ilgili ne düşündü? Bu konudaki görüşleri de ABD'den, New York'tan Mehmet Sümer'le konuştuk. Mehmet Sümer'le, evet şimdi hemen Venezuela'ya gideceğiz. Mustafa Özdemir bizi duyuyor galiba. Çok çok kısa bir zamanımız kaldı. Bir dakikadan kısa bir sürede lütfen özetlemeni rica edeyim. Peki kısa süre öncesine kadar dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip olan Venezuela'da herkes artık